Efendim hoş geldiniz ekonomik görünüme. Ben Hande Demirel. Hafta sonuna girerken omuzlarımıza yük koyan çok kıymetli, memleketin en can alıcı meselelerini masaya yatıran Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç benimle birlikte. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, daha yayına başlamadan beni stres sahibi yaptılar. Onu söyleyeyim baştan. Bugün yine konuşacağımız çok önemli başlıklar var çünkü. Şöyle bir bakalım neler var. Sosyal medyada da paylaştım, sizler de görün diye. Nedim Bey de paylaşıyor sağ olsun. Bir kere gelir vergisi mükelleflerine yönelik acaba hayat standardı esasına göre bir vergilendirme mi geliyor sorusuna yanıt arayacağız. Kayıt dışı ekonomiyi besleyen basit usulde vergilendirmenin biraz üzerinde duracağız. Acaba bu vergilendirme, bu kötü vergilendirme diyeyim, kaldırılabilir hiç mi? Hiç vergilendirme mi aslında o? Nasıl? Hiç vergi ödemiyorlar. Evet. Diğer yandan da İsmail Bey'le de biliyorsunuz bu hafta başında TÜFE açıklandı. Enflasyon verisi, zirveleri gördük. Acaba maaşlar ne oldu? Yine emekliler tarafında ikramiyeler var gündemde biliyorsunuz. Kimlere ne zaman ödenecek? Şartları yeterli mi? EYT maliyeti ne kadar beklenenden düşük olabilir? Ondan sonra önümüz bayram, 9 günlük tatil oldu. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı ama kime tatil, kim için idare izin, hepsini konuşacağız. Önce vergiyle başlayalım. İsmail Bey müsaade ederseniz Nedim Bey'e dönelim. Şimdi bu peşin vergi konusu, işte belli meslek sahiplerine peşin vergiden bahsediliyor. Siz diyorsunuz ki asıl oradan hayat standardına göre vergi. Şimdi bunu duyunca ben dedim ki bu nasıl olay yani, nasıl, hatta İsmail Bey de sordu nasıl hesaplayacaklar ki onu diye, bize anlatır mısınız? Tabii. Şimdi son iki haftadır Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi torba yasa teklifi hazırlıyor diye haberler çıkıyor. Bu haber, ama Sayın Bakan örneğin kripto ve borsaya ilişkin olarak sınırlı düşünüyoruz diye topa girdi. Onun dışında bir haberler veriliyor ve bu gazetelerde haber oluyor. Evet. Şimdi aslında yani bize de sormuyorlar ya bu doğru mudur, böyle bir şey olabilir mi diye. Şimdi biz onu düzeltiyoruz. Şimdi en son hafta içinde efendim avukat, doktor bunlar çok para kazanıyorlarmış. Beyanları düşük ama hayat standartları yüksek. Bunlara peşin vergi gelecek tarzında bir haberler çıktı her yerde. Evet. Şimdi aslında bu meslek gruplarına zaten peşin vergi var. Geçici vergi adı. Eskiden peşin vergiydi. Yani üçer aylık. Şimdi 2024'ün örneğin ilk 3 aylık kazançlarına ilişkin olarak 17 Mayıs ertelenmişti, 22 Mayıs'ta geçici vergi ödediler 3'er aylık. Sonra Ağustos 17'de ödeyecekler, sonra 17 Kasım'da ödeyecekler, sonra da Nisan ayında, Mart ayında beyanname verecekler. Eskiden 4 geçici vergi dönemi vardı, şimdi bu 3. Şimdi bu haberler niye çıkıyor? Şimdi eğer siz avukat, doktor çok kazanıyor, bunlara peşin vergi getireceğim tarzında haber yapmamış. Şimdi bir şeylerin altyapısı bu. Bu ne demek? Açık açık ortaya çıkın deyin ki ben hayat standardı esasını getireceğim. Bunu da getireceğim. Onun yolu yapılıyor evet, diyorsunuz. Evet. Türkiye'de 1982-2001 arasında uygulandı. Bir ara 98'de kaldırıldı. Sonra baktılar ki önemli bir gelir kaybı var. Sonra 99-2000, sonra AK Parti bunu kaldırdı. Aslında bu Zekeriya Temizel'in Maliye Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de nereden buldun, nasıl harcadın, harcama ve tasarrufun kaynağını soran uygulama getirilmişti. Sonra bu 1-1-2003'e ertelenmişti. Sonra da iktidar değişince ilk çıkardıkları yasayla bunu tarihe gömdüler. Aslında hayat standardı esası, ortalama kar haddi bir vergi güvenlik müessesesi. Yani diyor ki, sen gelir vergisi mükellefisin, ticari kazanç, serbest meslek erbabı ya da o zaman adı götür usuldesin. Diyor ki ya şimdi avukatsan, ölmeden yaşayabilmen için senin en az bir temel gösterge var. Şunu beyan etmen lazım. Sonra işte araban, ikinci araban varsa evin, onunla göre hayat standartının yüksek ek gösterge var. Buna göre zarar da etseniz onun altında bildiremiyordunuz. Bu kaldırıldı. Şimdi Türkiye'de o dönemler çok eleştiri getiriliyordu. İşte bu gerçek bir matrah değil, bizi haraç gibi vergilendiriliyor, bunun kalkması lazım. Kalktı, ne oldu? Gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 9 puan düştü.
Yani siz insanlara, yani mükelleflere böyle bir düzenleme yapmazsanız öyle kimsenin gönlünden ben vergi vereyim, vatandaşlık görevini getireyim diye bir şey söz konusu değil. Şimdi hayat standardı esasını yılın ortasında getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. 1-1-2025 itibariyle getirebilirsiniz. Ya gelir vergisi kanununda net artış kuramına geçip nereden buldun sorusunu soracaksın. Ya da bunu sorabileceğinizi tahmin etmiyorum. Hayat standardını getireceksin biraz fazla gelir vergisi alabilmek için. Bu getirilecek. Burada tabii onun dışında başka şeyler de servis edildi biliyorsunuz. İşte istisna kaldırılacak mesken kira gelirlerinde. İşte efendim 5 yıldan sonra da satsam vergi alınacak. En son geçen haftanın en önemli konusuydu borsa ve kriptolara vergi. Şimdi bütün kripto yasası görüşülüyor mecliste. Biliyorsunuz ondan sonra gri listeden çıkacağız. Öyle inşallah onu bekliyoruz. İnşallah. Hemen bütün muhalefet hepsi birleşmiş buna vergi koyalım. Vergi koyalım da nasıl koyacağız? Dünyayı biliyor musunuz? Yok. Şimdi borsaya ilişkin olarak da daha önceden de yabancılara stopaj yok, Türklere vardı. Sonra ondan vazgeçtiler. İşlem vergisi alman lazım. Nasıl takip edeceksin? Yani korkutmadan bunları yapman lazım. İşlem vergisi. Kriptoda da aynı şekilde. Gayrimaddi hak dediniz. Herkes koro halinde, şimdi tasarruf diyoruz, vergi gelirine ihtiyaç var ya, nasıl uygulanacağı bilmeden ya da uygulanamayacak. Hani attığın taş, ürküttüğün kurbağa var ya, bunlara değmeyecek şeyler. Örneğin diyorsun ki borsada 8 milyonun üstünde yatırımcı var diyorsun. Sonra vergi almamışsın. Şimdi diyorsun ki ben sana işte işlem bazında vergi getireceğim. Bunlar bence kamuoyu bir yoklama yapılıyor, ortaya atılıyor. Burada örneğin gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin istisnalarının sınırlanacağı tarzı okudum. Bunu yapma şansları yok. Hükümeti düşürür GYO'lar. Onu söyleyeyim yani. 48 tane GYO var ülkemizde. Gelirleri kurumlar vergisinden istisnadan, bütün istisnalar onlarda. Halka arz ediliyorlar. Çok büyük projeler yapıyorlar. Şimdi bu gayrimenkullerle ilgili yatırımlardan falan bahsediyor. İnşaat işlerine giremiyorlardı. O hak onlara tanınacakmış. Onun da arkasında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Neyse bir çıksın ortaya konuşuruz. Ya burada bir düzenleme yapacaksanız ortaya çıkın ve bunu anlatın. İlk, şimdi hiçbir düzenleme olmasa bile Temmuz ayının başında Türkiye'de alkol, sigara ve benzin motoründeki oradaki asgari vergiler, makdu vergi ya da asgari makdu vergiler yükselecek TÜFE kadar. O da %25 civarında olacak. Öyle gözüküyor. Tabii hani memlekette kriz var. Tasarruf yapmamız lazım. Vergi gelirlerini artırmamız gerekir diyoruz. Bu tür şeyler ortaya atılıyor ama bunu ortada maliyeciler gözükmüyor. Medya aracılığıyla tartıştırıyorlar bize. Ama ortaya çıkıp söylemek lazım. Bunu şunun için yapıyoruz. Şu kadar vergi geliri olacak diye. Ya burada hayat standardı esası çok şey olur. Radikal ve böyle can acıtıcı bir düzenleme olur. O yapılabilir mi bilmiyorum ama onu yapmaktan başka çarelerinin de olmadığını düşünüyorum. Peki. Ya asıl böyle uygulamalar yerine siz işte kayıt dışıyla mücadelenin, vergi sistemine dahil olan, vergi veren kesimin sayısının arttırılmasının çok çok daha önemli olduğunu her zaman vurguluyorsunuz zaten. Evet. Belki bu noktada biraz sonra bir ekleyecek misiniz? Yani şöyle, şöyle bakın, şimdi geçen ben de eski müfettişim, arkadaşlar beni ziyaret etti. Dedim ki kimleri inceliyorsunuz? Lahmacuncu inceliyoruz dediler. Ya olur mu? Evet, bu kadar kaliteli denetim ekibi. Yani işte restoranlar, lahmacuncular, niye kebapçılar? Şeyden yani o platformlar aracılığıyla yemek satışı yapıyor ama fiş kesmiyor. Yani cesarete bakın. Yani ülkede vergi sisteminin nereye geldiğine bakın. Şimdi bakıyor o platform üzerinden satış yapılmış. Parayı ödemiş o platform ona ama adam fiş fatura kesmemiş müşterisine. Kapıda ödediğinizde ama kesmek zorunda oluyor. Öbür seçenekte. Tespiti bu kadar kolay olduğu halde. Evet. Ha, evet. Cesaret yani, niye? İz bırakıyorsunuz. Yani sonuçta bir platformdan söylüyorsunuz. Para çıkmış zaten. Yani siz ödemişsiniz kebabın parasını. Bana ödemişsiniz. Ben size fatura kesmemişim. Fiş fatura kesmemişim.
Veya son denetimlerde ortaya çıktı. İş yerine gidiyorsunuz, 3 tane POS cihazı var. Bir bakıyorlar, ikisi o işletmeyle ilgili değil. Getirilmiş, oraya konmuş. Vergi sisteminin nereye getirildiğini, ne durumda olduğunu görmek açısından önemli. Sıklaştı mı peki vergi denetimleri? Evet, evet. Şu anda bunu net söyleyebilir miyiz? Sıkılaştı. Başka da çareleri yok. Artık oturmuyorlar. Sokağa çıkıyor arkadaşlar. Yani sadece vergi değil, Çalışma Bakanlığı, SGK, onlar da bütün sektörlerde inceleme yapıyorlar. Yani mükellefe patronun kim olduğunu ara sıra hatırlatmanız gerekiyor. Evet. Şimdi son dönemlerde özellikle işte bugün vardı yine. İşte bu saç ekimlerle şeylere, marangozlara vergi incelemesi başlatıldı diye. Orada da çok ciddi bir kayıt dışı var ülkemizde. Hı hı. Mesela yurt dışından getiriyorsunuz, adamın geldiği belli, nerede konaklatıldığı belli, kaç liraya olduğu belli. Parayı takip etmediğiniz için bunları göremiyorsunuz. Ama mesela IBAN'larda da IBAN incelemeleri de yapılıyor. Orada da şey çok düşmüş, yani 300 lira 500 lira gönderilmiş, o nedir bu nedir? Ya bunun bir ortasını bulmak lazım, belli bir sınır koyup ona göre bakmak gerekir. Bir de istisnalardan bahsediyordunuz, belli bir kesime ciddi evet. istisnalar var değil evet. mi? Evet, onu tabii şimdi İsmail Bey'den sonra anlatacağım. Tamam. O ayrı bir facia. gerçekten de bunu anlattıktan sonra vergiye direniş başlayabilir vatandaşta. Evet, yani ama diyorum ya her seferinde benim omuzlarım düşüyor, sinir, öfke yükleniyorum diyor. İşte bu yüzden. Peki, herkes merak ediyor maaşlar ne olacak diye. TÜFE de açıklandı. Oh, rahatladık. Artıracağız. Çok konuştuk, çok merak. Ne kadar artıracaksınız İsmail Bey? Bekliyoruz yani. %30 dedi bana. Keşke öyle mi dedi? %25 TÜFE'den 5'te ben vereceğim beş, dedi. İyi, güzel. Keşke yetki bende olsa dükkan sizin dedi ama tabii çok güzel haberler veremiyoruz. Yani ne kadar da şaşırdık. Evet. Şaşırmadınız. Şimdi 16 milyon emeklimiz var, 4 milyona yakın da memurumuz var. Tabii TÜFE niye önemli? Çünkü TÜFE'ye göre artırılıyor. 6 evet. ayda bir. İşte Aralık sonu ve Haziran sonu TÜFE'deki kümülatif artış değerlendiriliyor. Tabii TÜFE açıklandı, Mayıs ayında 3.37 geldi. Kümülatif olarak da 22.72'lere buldu. Bu ne demek? Ey SSK Bağkur emeklisi, senin maaşın standart olarak ilk 5 ayda 22.72 artacak demek. Ama bir ayın daha var. Bir ayda TÜFE ne gelirse onu da ilave edeceğiz. Böylelikle muhtemelen eğer ki Merkez Bankası'nın tahminleri, yani 38 olan yıl sonu tahmini tutarsa ne olacak diyoruz? 25.5'i bulur ortalama diyelim 4'lerde. Yani 25.5'u bulacak o zaman. Ama yani şu anda hala bir şey bu. Eklersek işte 3'e doğru bir şey bulacak. Eklersek TÜFE öyle bu. 25.5. Tabii memurlar için aynı şey geçerli olmuyor. Devlet memurları için tabii ki TÜFE etkili. Ama aynı zamanda esas etkili olan şey kendi toplu sözleşmesi, devlet memuru, memur emeklisi için. Orada da böyle 5 puanlık bir kayıp var, 17.4. Yani oradaki şu an 5 aylık gerçekleşen de 5 aylık gerçekleşen 17.4 oranı. Tabii bu da yine %38 gerçekleşirse o da 20.03'lere falan yakınsıyor. Yani 6 aylık dönemde önümüzdeki ayda beklendiği gibi TÜFE gerçekleşirse, TÜİK'in açıkladı. Devlet memurları %20, memur emeklileri %20, SSK ve Bağkur emeklileri de %25.4 bir artış alacak. Tabi bugüne kadar uygulama şöyleydi, emekliler bir değerlendirilsin ki ona hep katıldığımı söyledim. Emekliler, SSK, Bağkur emeklileri, bence o emekliler toplam değerlendirilip hepsi bu 25 noktasına getirilecek. Üzerine bir şey verilir mi? Refah payı? Ben hep yani uman taraftayım, verilebilir diye tahmin ediyorum. Yani bir orayı bir 30'a doğru böyle bir yuvarlasak sanki daha böyle güzel sizden bir rakam çıkıyor. Sizden başka da böyle düşünen yok İsmail Beyciğim. Ben olumlu düştürsün. 50'yi yuvarlayalım, niye 30'a yuvarlıyorsun? Çok iyi niyetlisiniz. Ama yok, 30 bile güzel olur yani. 30 desiniz ama şöyle yani, şimdi düşük maaşlar için 30 bir şey ifade etmiyor. Bir de bu kök maaş meselesini de tekrar burada hatırlatmakta fayda var. Şimdi şöyle mesela, aynen. Mesela kök maaşınız 8 bin liraysa sizin şu anda, İşte 5 aylık hak edilen 8.920 ama 6 ay ne hesaplayalım? 10.030 lira oluyor maaşınız. Yani siz 10.030 lira alacaksınız demektir. Kök maaşınız, o zaman size zam geldi mi gelmedi. Zaten 10.000 lira ödeniyordu.
Yani bu kök aylık sorununu çözmemiz gerektiğini buradan da anlıyoruz. Ne yapmanız lazım o zaman? En düşük emekli aylığını artırmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü insanlar hiç artış almadığı zaman gerçekten şöyle bir dönemde problem yani. Ciddi anlamda problem. Yani 10 bin liraların ne anlama geldiğini hani siz daha iyi biliyorsunuz çarşı pazarda. Bir de çok özür diliyorum, lafınızı kestim. Ya biz zam deyince eskiden başka şey anlardık yani. Mevcut koşullarımızın iyileşmesini anlardık. Şimdi mevcut koşullarımızı korumak ama onu bile yapamıyoruz. Koruyamıyorsunuz. Siz zam gibi zam diyor yani. Zam gibi zam istiyoruz yani gerçekten. Lirayı, bence 10 bin lirayı şu 4 kişilik bir aile sadece pazarda harcar herhalde. Yani pazardan bu standart alışverişini vallahi yapsa. Valla gıda enflasyonunda geldiğimiz noktayı düşününce harcar. Orası bile zor. Yani sadece pazarda böyle dikkatli harcısı herhalde pazarını yapar. Market demiyorum bunu. Evet. Onu yapar gider. Diğerlerini nasıl karşılayacak onu hiç bilemiyoruz tabii. Şimdi tabii %30 olursa da bu 10.400 lirayı buluyor. Mesela 10 bin liralık bir aylığınız varsa sizin hem kök aylığınız hem de ödenen aylığınız 10 bin liraysa milletin kafası da karışıyor bu kök aylık ödenen aylık. Yani ikisi de 10 binin üzerindeyse 10 bin liraysa 12.270 5 aylık hak ettiğiniz işte 12.540 da sizin aslında 6 ay sonunda alacağınız. Tabii bu 13 bin lira olursa beklentimiz bunun artırılması. Yani en düşük ödenen aylık diye bir şey var. Bunu artırılması gerekiyor. Bu da artırılacak görünüyor. Yani bu Temmuz ayında bunun artışını görür müyüz sizce? Evet. 10 bin 13 bine çıkar. Bu çok maliyetli bir şey değil. Yani çok maliyetli derken tabii milyarlardan bahsediyoruz ama devlet bütçesinde milyarlar ne ifade eder? Maliye Bakanı'nın 6,5 milyar bütçesi olduğu, SGK'nın onun yarısı kadar bütçesi olduğu 6,5 trilyon. Değil mi? Trilyon. Doğru mu? Trilyon. SGK'nın onun %45'i kadar bir bütçesinin olduğu ortamda İşte bu ne tutar? 40-50 milyar bir para 7.4 tutar. Trilyon vergi tahsilatı yapacağımıza göre. Yani bu 40-50 milyar çok tutmaz. Yani onu 13'e getirmek bu kadar tutar zaten. Çünkü onu 13'e getirdiğinizde herkese 3 bin lira artış yapmıyorsunuz aslında. Zaten yapması gereken artışlardan bazılarını 1 lira artırıyorsunuz. Bazılarını 1 lira artırıyorsunuz. Bazılarını 3 bin lira artırıyorsunuz. Keşke bize sorsalar vergi verenler olarak. Nereye harcayalım bu parayı diye. Ben verirdim emekliye zam. Siz verir miydiniz? Verirdim. Yani, İsmail Bey zaten verir. Kendimkini de verir o. Yani bütçede öyle fuzuli harcamalar var ki işte, onlardan %10 kıssaydınız emekliyi abat edebilirdiniz. Yani şimdi en düşük aynen. En düşük memur emeklisine baktığımızda da 14.740 alıyor. O da böyle Temmuz'la beraber 17.700 liraya çıkıyor aylığı. Onun da işte refah payını koyarsa da refah payı gelirse, 30'a çıkarsa gelirse. 19 bin lira. Evet, refah payı olursa. Şimdi refah payına da baktım. Ya refah versek ne oluyor? Şimdi refah verseniz ortalama memur maaşını emekli aylıklarını aslında 5 puan artırmış oluyorsunuz. Yani 650 lira kadar bir artış oluyor. Herkese de aynı oranda olmadığı için yarısından biraz fazlasını etkiliyor. Bunun maliyeti de 50-55 milyarı buluyor. Yani refah verseniz de hani çok büyük rakamlar tutmuyor çünkü zaten emekli ödediniz sonra 2 trilyon üzerinde. Yani total maliyetin, total emekli aylıklarının %5'ini geçmeyen aslında ilave artışlar. Bence bunların total zaten emekli yapılması. Aylıkları yani bu zamlarla birlikte neye tekabül edecek? Toplam ödeme evet. Mi? Şimdi zamlarla birlikte hesaplamak lazım ama 2 trilyonu kabaca geçer. 2,5 trilyon. Ne kadar vergi bulur topluyorduk? 7 trilyon. 7.4. 7.4 trilyonu bulacağını tahmin ediyorum. Belki de onu da geçebilir. Birebir hesaplamak lazım ama o civarda tutar. Şimdi en düşük memur bekar da 30.372 alıyor. Temmuz sonu itibariyle de o da Temmuz ayı itibariyle de 36 bin lirayı bulacak. Tabii memur aylıkları 36 bin bulurken bakın bu aylık daha önce memurla emekli SSK Bağkur'la aile arasında bunu çok söylemek istemiyorum ama çok bariz görünüyor her seferinde dikkatimi çektiği için söylemek istiyorum. Daha önce 4 bin lira fark vardı bunların ikisinin arasında. Bir sene önce sadece, bir yıl o kadar hızlı geçiyor ki o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki, 4 bin lira fark vardı. Şu an neredeyse 30 bin lira fark var. Burası Türkiye, buradan çıkış yok mu? bunu başarmak zor. Olumsuz anlamda güzel örnek. Evet. Bunu yapmak zor aslında ama yani şöyle yakınlaştırmak gerekiyor. Tabii 30 memurlarımıza ben her zaman diyorum 36 değil. Onlar da geçinemez. Çünkü bugün 4 kişilik bir ailenin geçimi 60 bin liranın üzerine çıktı biliyorsunuz. O da Türk iş rakamlarıyla. Evet. 63 bin lira.
Bekar tek bir kişi sadece 25 bin liraya geçiniyor. Yani memurlar için de bir şey söylemek istemiyorum. Ama şimdi emekliye baktığım zaman aradaki rasyoyu biz mahvetmişiz yani. Arada 4 bin lira varken bir anda bunu 26 bin liraya çıkarmışız. Yani bu farkı 25 bin liraya çıkarmışız, 4 bin liralık farkı. Bunlara işte bir dikkat etmemiz gerekiyor. Ücretler arasında ciddi bir bozulmaya sebep oluyor. Seyyanen zam bekler miyiz? Çok zor, mümkün değil. Çalışılıyor mu? Ya çok zaman çalışıldı. Onların çalışması zaten, siz daha önce de söyledim, çok çalışma basit çalışma. Çalışma deyince beni bir gülme tutuyor. Bu yani Çalışma Bakanlığı çalışıyor deyince. Yani evet, az çok bu çalışmaları da bildiğimiz için hani normal dışı bir şey bekliyoruz aslında burada aylık olarak artık. Normal dışı derken standart hareketler dışında bir şey olsa çok güzel olacak. Yani böyle mesela seyyanen artışlar görsek iyi olacak. Tabii hep emekliye ve çalışana yüklenildiğini de hani burada söylemek gerekiyor. Mesela yani isterseniz burada bırakayım mı? Baktım şöyle 10 dakika geçmiş. Yok, onun için değil. Yani bırakabiliriz. İki yılda kur korumalı mevduatta 1.1 trilyon ödüyorsun. Sonra emekliye de 10 bin lirayla geçin diyorsun. Bak, sen geçen bir yazı yazmıştın sen. Mesela evet. Ben o biz burada da konuşmuştuk öncesinde hatta. Sen de ben okudum onu. Bayağı da şey, kapsamlı güzel bir yazı olmuş aslında. Şey mesela engelli istihdamı çok önemli. Geçen hafta mesela konuşmuştuk. Ya Nedim Bey'in de o yazısı gerçekten iyi bence çok iyi toparlamış. Hesap yaptık biz yazı. Orada. Şimdi şöyle, engelli istihdamı çok önemli. Neden? Engellilerimiz yani bizim vatandaşımız, yanımızda ailemiz yani. Türkiye'nin %8'i engelli görünüyor. Ve bunun istihdama katılması şu anlamı taşıyor. Üretim demek, istihdam demek. Bir taraftan da devletin de daha az ödemesi anlamına geliyor. Çünkü devlet engelli yakınına 3.500-4.000 lira yardımda bunu 2022 ayla alıyor. Hı hı. Şimdi diyor ki kamu bir kural koymuş. Sen %3 kardeşim engelli çalıştıracaksın 50 kişiden fazlaysan diyor. Bunu yapmak zorundasın diyor. Rakamlara bakıyorsun, hepsi ortada. 50 kişinin üzerinde çalışan işyerlerinin sayısı, kaç kişi çalışıyor hepsi var. Burada 100 bin kişinin neredeyse 100 bin engellinin hiç bildirilmediği, çalışmadığı ortaya çıkıyor. Yani zorunlu oldu. Bulamıyoruz diye halde yazanlar vardı geçen hafta. Bilmiyorum o da ne kadar şöyle, 9 ama milyon. Geçen konuştuk ya, geçen hafta konuştuğumuzda. Neyse, bir reklam arasına gidelim. Tamam. Ben içeri geçip ağlayacağım. Siz reklamları izleyin, döndüğümüzde devam edeceğiz. Tamam. Evet, Nedim Çökmen ve İsmail Sevinç'te ekonomik görünüm devam ediyor. Yine memleketin en can alıcı meselelerini, istihdam tarafını, maaşları, ücretleri, emekliyi, memuru, diğer yandan da vergileri konuşuyoruz. Sizlerin de çok kıymetli görüşleri, değerlendirmeleri var. Çok teşekkür ederiz. Birkaç tanesinden bahsedeyim öbür konulara girmeden. Mesela Orhan Bey yazmış, emlak fiyatları uçtu. Bir emlakçı ayda ortalama 400 bin lira kazanıyor. Sıfır vergi, bu sektörde vergi kaybı çok büyük. Hiç denetim mekanizması yok diyor. Bilmiyorum, ben ücretleri teyide muhtaç olabilir, öyle paralar kazanıyorlar mı bilemem. Bir başka izleyicimiz de bulacağım. Muhittin Bey, özel üniversiteler vergi veriyor mu diye sormuş. Kurumlar vergisi muafiyetleri var, vergi vermiyorlar. Hatta çocuğunuzu orada okutursanız, biz eğitim harcamalarını gelir vergisinde düşebiliyoruz. Onlarda kurumlar vergisi muafiyeti olduğu için yazamıyorsunuz da. Dolayısıyla vergi ödemiyorlar vakıf olarak örgütlendikleri için. Yani emlak tarafın diyor. Birçok sektör için aslında, alan için. Şimdi birazdan konuşacağız bu şey kısmını. Belki orada anlatırsınız Nedim Bey bize. Basit usulü anlatırken. Aynen, basit usulü anlatırken. Çünkü orası çok önemli. Basit usulde vergilendirme kayıt dışı ekonomiyi besliyor, sistemi bozuyor diyor Nedim Bey. Nasıl, neden ve hani kaldırılır mı acaba, öyle bir ihtimal var mı? Evet. Şimdi tabii bizim çok eskilerde götürü usuldü bunun adı. Daha sonra basit usule dönüştü. Ticari kazancı iki tür vergilendiriyoruz. Gerçek usulde ve basit usulde. Tamam. Gerçek usulde de işletme hesabı bilanço esasına göre. Basit usulde vergilendirilenler kimler? Yani Türkiye'de baktığınız zaman işte berber, kuaför, tesisatçı, taksici,
dolmuşçu, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, işte çay ocağı işletmeci, terzi, tamirci gibi meslek grupları, bunların kendi işlerinde bilfiil çalışmaları lazım. Ama yanında çırak şubu çalıştırabildikleri gibi adam da istihdam edebiliyorlar. 2022'den itibaren de onların yanında çalıştırdıklarından vergi de kesmiyorlar. Yani birini çalıştırıyorsa ondan tevkifat da yapmıyor. Şimdi ama herkes bu basit usule tabi mi? Değil. Şartları var. Yani şimdi şartları sayınca diyeceksiniz ki Türkiye'de çok az basit usulde mükellef olması lazım. Ama oluyor. Yani burada kendi işinize bilfiil çalışacaksınız. Yardımcı bulunabilir yanınızda. Büyükşehir belediye sınırları içinde 2024 rakamlarını söylüyorum. Tamam. 30 büyükşehir var ülkemizde. 55 bin lirayı aşmaması gerekiyor ödediğiniz kira bedelinin. Esnafın. Yani evet. Bu saydığınız evet, mesleklerde. Bunları. Yani 5 bin liranın altında olması lazım. Peki. Türkiye'de yani şey tavuk kulübe, şey köpek kulübesini falan bu rakamlara kiralayabilirsiniz. Diğer illerde de 34 bini aşmaması lazım. Bir kere düşük kira ödeyeceksin. Şart bu. Peki. Bunu aştın diyelim. Mesela ben İstanbul'da öyle yılda 54 bin liraya kira bir iş yeri var mıdır yok mudur bilemiyorum. Çok az olması lazım. İşte ticari zirai ya da mesleki faaliyetin nedeniyle gerçek usulde mükellef olmayacaksın. Tamam, onda da bir problem yok. Şimdi hadler koymuş. Diyor ki sen satın aldığın malı aldıktan sonra olduğu gibi ya da işledikten sonra satıyorsan diyor, yıllık mal alımlarının toplamının 690 bin TL'yi, satışlarında 1 milyon 100 bini aşmaması lazım diyor. Bu alım satım yapanlar için. Hmm. 690 ve 1 milyon 100. Bunların dışında alım satımla ilgin yok. Örneğin taksicisin, dolmuşçusun, tamir yapıyorsun. Burada da diyor ki 2024 takvim yılında senin 340 bin TL'ye kadar gelirin aşmıyorsa 340 bini senden vergi almıyor. Yıllık yani 328.333 lirayı vergi dışı bırakıyorsun. Bu ki 2021'den itibaren kaldırıldı. Türkiye'de bu kapsamda 835 bin kişi var. Yani 835 bin kişi vergi dışı mı bırakıldı? Evet efendim. Vergi dışı bırakıldı. Ve bunlar toplam gelir vergisi, yani ticari, zirai ve serbest meslek erbabından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin %25'i. Bir düzenleme yapıyorsunuz, mükelleflerin %25'ini vergi dışında bırakıyorsunuz. Şimdi bu alım satımlara baktığınızda orada da 57.500 alım satım yapanlar 57.500 lirayı vergi dışı bırakıyorsunuz. Şimdi bu basit usulde vergilendirilenler o kadar çok imtiyazlı bir grup ki, bunlar defter tutmuyorlar, yanında çalıştığı işçi için tevkifat yapmıyor, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermiyor, geçici vergi beyannamesi vermiyor, geçici vergi ödemiyor, KDV'den istisna teslimleri, amortisman tabi kıymetleri alış ve satışta dikkate alınmıyor, bu genç girişimci istisnası 230 binden faydalanabiliyorlar, düzenli ödeyen %5'ten de faydalanıyorlar. Bunlar 2021 yılında bir ekonomi paketinin içinde biz bu esnafın durumu kötü, bunlara vergi muafiyeti dediler. Aslında vergi istisnası getirdiler. Şimdi bakıyoruz 2022 yılında bu basit usulde vergilendirilenlerden alınan vergi 82 milyon TL. Bir önceki yılda 230. Yani bu arkadaşlar, bu 830 bin kişi ayda 300 TL bile vergi ödemedi. 300 TL. Şimdi bu pandemiyle birlikte aslında devreye girmişti değil mi? Yanlış anlamadım. Yani seneleri öyle söylüyorsunuz. Evet, 2021'in ortasındaydı. 2021'in ortası. Evet, evet. O zaman başka destekler falan da verilmişti pandemi evet. zamanında. Sonra da böyle bir vergi istisnası geldi ama hala devam ediyor. Ediyor. Bakın geçen bu seneki bu 835 bin kişiden istisnanın üzerine taşan olursa 20 milyon TL vergi hedefi koymuşuz şeyde 2024 bütçesinde. Hı hı. Geçen sene de 68 milyon TL ödemişler. Şimdi bakıyoruz. Bu 827.176 basit usulde vergilendirilen var. Tamam. Türkiye'de de 30 büyük şehir var. Hesaplama yaptım, üşenmedim. Çıkardım Gelir Dersi'nin sayfasından.
557 bini büyük şehirlerde. Ve yani %67'si. Şimdi siz şu yapılıyor aslında Türkiye'de. Basit usulde vergilendirilme şartlarını taşımayanları basit usulde olmasına izin veriyorsunuz. Yani bir yoklama memuru gittiği zaman adam Beyoğlu'nda bir dükkan tuttu, orada yoklama yapıyorsanız ayda 1000 lira, 2000 lira olmayacağını bilmeniz gerekir. Burada bilinçli bir şekilde bu kadar çok mükellef olamaz. Olsa olsa Türkiye'de, Anadolu'yu da katıyorum, küçük esnafı tabii ki destekleyelim. Hı hı. Ama bu 200-300 bin en fazla olabilir. Siz 850 bin kişiyi bu kapsamda vergilendiriyorsunuz. Hem sistemi bozuyor, hem kayıt dışı ekonomiye büyük bir kaynaklık ediyor. Bunu niçin yapıyorsunuz? Sonuçta şimdi ücretli diyor ki ben kaynağında kesiliyor, ödüyorum. Evet. Asgari ücretin bir tık üstüne çıkan da ödüyor. Herkes vergisini ödüyor sistem içindeyseniz. Hı hı. Siz şimdi diyorsunuz ki ben indirim ve istisnaları kaldıracağım. Bu sene 2.2 trilyon vergiden vazgeçilecek 2024 yılında. Geçen sene 1 trilyon 476 milyardan vazgeçildi. Geçen yılki bütçe açığı neydi? 1 trilyon 375. Bunlar da şimdi elenmeye çalışılıyor. Ama öyle o işler o kadar kolay olmuyor. Hemen işte mesker olarak kiraya verenin 33 bin liralık istisnasına gözü dikiyorsunuz bunları indirelim diye. Bu konunun tekrar değerlendirilmesi evet. gerekir. Evet. Bu hem adalet duygusunu zedeliyor ve kayıt dışı ekonomiyi besliyor. Şimdi Türkiye'de parayı takip etmiyoruz biz. Parayı takip etmiyoruz ve para sistem dışına çıktığı için o kayıt dışı ödeme yapıyorsunuz birine. Hı hı. Bu para size nereden geldi? Siz kayıt dışı paraya ben ulaşamasam kayıt dışı ödeme de yapamayacağım. Bunlara kafa yormak yerine siz işte bana daha fazla oy verirler diyorsunuz. Sistemi bozuyorsunuz. Bu insanları dışarıda bırakıyorsunuz. Niçin bu insanlar vergi ödemiyor? Sonuçta anayasa ne diyor? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür diyor. Yani. Evet. Ama siz ayrıcalıklı bir şey yaratıyorsunuz. Sistemi bozuyorsunuz. Bunlar... Şimdi dönemsel olarak, lafınızı kesmiş olmayayım ama buyurun. Nedim Bey. Dönemsel olarak bunlar makul görünüyor. Mesela depremden etkilenen esnafı düşünebiliriz. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Belli bir dönem onların yaralarını sarmaları, yeniden ayağa kalkmaları için bu yapılabilir. Ama ya da pandemi döneminde evet gerçekten pek çokları dükkan kapattılar. Böyle bir devletin de bir noktada gücüne güvenmemiz gerekiyor. Ama bu yapılanın adaletsizliğe sebep olacak şekilde yapılması çok üzücü gerçekten. Bu sefer vergiyi vereni de yıpratan bir şey. Yani sinirleniyorum diyorum ya, o yüzden sinirleniyorum yani. Yani İstanbul'da taksi plakasını 20 milyon, yani benim bir taksim var 20 milyon değeri, plakasının değeri. Ama vergi vermiyorum. Vergi vermiyorum ya, bu nasıl bir şey yani? Benim 20 milyonluk bir taksi plakam yok ama ben vergi veriyorum. Veriyorsunuz evet. Evet. Kaçamadığınız için sizinle ilgili özel yasa çıkarmadık. Evet. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Gerçekten. Toplumun vicdanına evet. yer alıyor. Sonuç itibariyle ya bunlar o kadar kolay ki. Yani takside şu taksiyi ya da dolmuşu kontrol etmek. Şimdi hep elektronik sistemlerle ödemeler yapılıyor zaten. Şüphesiz bu kontrol edilememekten kaynaklanmıyordur diye zannediyorum zaten. Tercih. Evet, öyle gibi. Nasıl emekliye zam yapmama, onlara onu en düşük seviyede tutma gibi bir tercih varsa, burada da bu gruptan vergi almamak gibi bir tercih var maalesef. Şimdi bu emeklilik meselesi önemli. Her hafta konuşuyoruz zaten. Tabii, tabii. Yine konuşalım. İkramiyeler var. Evet, bu hafta. Ondan sonra onları alacak emekliler. Ne zaman alacak? Alacak. Kimi alacak? Kurban sonra... kesebilecek mi? Kurban kesebilecek mi 3000 lirayla? Evet, çok güzel tavuk sordunuz. Kesebilir mi? Tavuk sayılıyorsa... Tavuk horoz kesebilir 3 bin lira herhalde. Ne kadar bilmiyorum. Canım paylaşılabiliyor. Siz de Allah aşkına ya. 7 kişi bir horoza girer diye. Horozun büyüklüğüne bağlı olabilir belki ama. Şimdi şey tabii, yani ikrami 2018'de çıktı. Yani 2018 yılında. Evet, yeni sayıda yılında çıktı. 1000 lirayla piyasaya girdi. Yani 1000 lirayla ikramiye 2 bayramda veriliyordu. O zaman ben kurban fiyatlarına baktım. Dedim Bey sorsun diğer cevabım. Evet alıyor 900 liraya, 1000 liraya. Bak anlamışsınız bunu soracağınızı. Artık evet. birbirinizi şey yapıyorsunuz. Evet, evet. Tamam, leblebeden leblebiye anlıyorsunuz. Evet. Pardon evet. lafınızı kestim. 1000 lira ikramiye verilirken ne kadarmış kurban fiyatı? 900, 1000. Yani alınıyormuş 1000 liraya yani. Alınıyor yani. Bir kurbanlık peki. alınıyor. Tabii şimdi bakarsanız şimdi 12 bin liranın altına zannetmiyorum küçük baş.
bulabilsinler. Kesilebilecek bir şey. Benim gördüğüm o, yani 12-15 falan anca bulur. Büyükbaş derseniz zaten 30 bin liranın üzerine bir hisseye girmek gerekiyor. Zaten bu bağışlarda yurt içinden kurbanla ilgili 11.750 lira belirlenmişler. Evet, tamam, o zaman yurt dışından daha ucuz. Yurt dışından olursanız 6 küsür, yurt içinden olursa 11.750 belirlenmiş. Vatandaş şimdi yurt dışına kaymaya başladı şu anda. Bağışları oraya yapmaya çalışıyor çünkü. Otel rezervasyonu yurt dışından yapanlar şimdi, gibi. Selçuk da kulağıma ondan bahsediyordu yönetmenim. Orada yerli milli durumu mu var diye. Hocaya sorarız artık. Küçükbaş 2023 listesi 2023. Var ben önümde. Söyleyeceğim 7 bin lira. Büyükbaş 84 bin liraymış. 2024 yılı için geçen yıla göre... İki kat artması öngörülüyor. İşte 12, yani küçük başta daha da fazla peki. O zaman 14.000 falan. Üçüncü bin girersen alabilirsin. Küçük dediğim küçük başlar herhalde. Yani küçük daha, küçük başlar. Aynen biraz daha böyle nispeten belki kesilmesi bilmiyorum. Hani. Bayramın üçüncü günü gidersen ucuzlar o zaman alabilirsin bir 11-12 bin liraya. Peki ama şu anda şu görünüyor yani. Ki mevcut ikramiyemiz ne alamıyor, oldu? Alamıyor. Şimdi ikramiyemiz 3 lira oldu. 3 bin lira oldu, arttı. Ama alamıyoruz tabii. Dörtte birini falan anca alıyor veya bir arka kısmı, arka kol dediğimiz kısmını belki alabilecek şekilde olabiliriz. Nedim de öyle dediği için ben oradan devam ettim. Tamam. Yoksa soruyu hani İsmail Bey. Şimdi tabii alamıyor. Bekliyor tabii Kurban Bayramı'nda böyle bir önce ödenince bunda ne yapabilirim diye. Tabii kurban alamadı. Esası kurban harçlık. Almak. Harçlık işte ne yaparsa şeker. Artık 3 bin liraya şeker, harçlık. İşte ufak tefek belki bir tatlı falan olabilir. Ama kurban alamadı. 1 kilo baklava kesin. Kaç para oldu biliyor musunuz siz? Onu bile yetmeyebilir yani. Fıstıklı baklavaya yetmeyebilir. Doğru, çok doğru. Şimdi tabii 3 bin lira çok düşük kaldı. Yani düşünün şu an 12 bin lira falan olması gerekiyordu. Altınla bakıyorsunuz, yeniden değerlemeyle bakıyorsunuz. 3 bin küçük bir rakam. Peki biz neden emekliye 3 bin lira veriyoruz? Aslında 10 bin lira falan vermemiz lazım. Çünkü biz aslında ikramiye verirken kamuda... İkramiye aslında maaş bazında veriyoruz genelde. Mesela işçilerimize ikramiye veriyoruz. Hı hı. Aylıkları kadar ikramiye veriyoruz. İşte kamu bankalarımız zaman zaman ikramiye veriyor. Aylıklarını baz alıp ikramiye veriyor. Yani çok aylığının altında ikramiye verişi olmuyor. Hı. Emekliye de en azından en düşük aylık kadar bir ikramiye bir kere verilmeliydi. Tabii yılda iki defa. Tabii bu emekliye çok bir ilaç olmuyor aslında ikramiye. Peki ne zaman verilecek? Kimlere veriliyor? Herkese 3 bin lira da verilmiyor, onu da söyleyelim. Bir kısmı mesela 1500 lira alıyor. Dul kaldınız, eşinizin maaşını alıyorsunuz, %50 alıyorsunuz. Bir de diyelim ki kızınız var, o da %25'ini alıyor. Yani 1500 biriniz, işte 751'iniz alıyorsunuz. Yani. Sürekli iş göremezlik geliri aldınız, %10'du, sadece 300 lira alıyorsunuz. Eğer %10'sa sizin iş göremezliğiniz, orada da onda birini kadar alıyorsunuz. Ya bu 3 bin lirayı da tam almıyorsunuz. İşte banka sandığındaysanız, banka sandığı emekliyseniz onu almıyorsunuz. Yani böyle almakta da belli sınırlar var. Yani bu çok, bunun da maliyeti 40, herhalde bir 50 bin, bu da 7 milyara yakın bir maliyeti çıkar. 40-45 bin milyar lira bir maliyeti çıkar. Şimdi ne zaman ödenecek? 10 ile 14 arası ödenecek. Onun da ilk emekli sandığı, sonra Bağkur. 12-13-14'ünde de SSK emeklileri ikramiyelerini alacaklar. Böyle söyleyebiliriz. Ya ama tabii burada emekli maaşlarının da ben erken ödenmesini aslında bekledim. Bu bayramda değil mi? Yani emekli maaşı evet. Mesela 17'si 28 arasında ödeniyor. Acaba neden ödenmedi dedim. Geçen sene de ödenmedi ama ondan önceki yıllar hep böyle geldiğinde mutlaka erken ödenirdi. Merkez Bankası yani, personeli o matbaadakiler fazla mesai yapmak istememiş olabilirler. Bayramı geçirelim. Ondan sonra basarız paraları diye düşünmüş olabilirler var. Tasarruf tedbirleri kapsamında da olabilir. Belki ama herhalde şöyle ama yani şöyle bir gerekçe olabiliyor. Ya 40 gün bu maaşla size 30 gün idare edemiyor. Erken vereceğiz bu sefer 40 gün idare edebilir mi? Böyle denmeye başlıyor ama ikra tabii bayramda şöyle oluyor. Belki bir şeyler alabilecek insan çıkıyor. Yani böyle hani bir kurban kesmek isteyenler falan oluyor. Maaşını tabii erken almak istiyor. Ben bekledim ama o da gelmedi. Şimdiden sonra zaten o çok zor görünüyor. Aslında bir maaşların biraz daha erken ödenmesi söz konusu olabilirdi. Çok fark etmezdi o. Hazineye çok bir onun yükü olmuyor en fazla. Parayı basmak gerekiyor. Biraz daha erken başlıyor.
Metin Bey. Hayır, matbaadaki çalışanlar açısından baktım ben olaya. Doğru. Hep bombayı koyuyorsunuz orta yere. Şimdi yani, bayram dedik ya bayramda, bu arada. Bayramda evet. 9 gün tatil. Kime tatil? Şimdi şeye tatil değil. Yani size tatil değil. Bana değil bakmayın. Evet. Yani size de değil bu durumda. Cuma günü yayın yapacağız. Kaçamazsınız. Tatil yörelerinden şey bağlanacağız. Tatil yörelerinden. Bana ne bağlanın. Biz onu tam bir iş olarak görmüyoruz aslında. Evet. Şöyle. Doğru, sizlere tatil değil. Yani SSK'lı çalışan, 4A'lı çalışan kişiler 9 gün tatil dediğiniz zaman hiçbir şey anlamıyor. 9 gün dediğinizde aslında çalışanların sadece 5'te 1 için anlam ifade ediyor. Yani biz idari izin çıktı. Hani bazen gazeteler yazıyor. 9 gün bayramda tatil dendiğinde aslında sadece etkilenen grup kamu çalışanı oluyor burada. Evet. Kamu memurları ve oradaki işçiler buradan etkileniyor. Burada da yeteri kadar personel bırakılıyor. Özel sektörde ne yapıyorlar? Onlar da izin kullanmak istiyorsa kendi izninden kullanıyor. Bazen işveren diyor ki ya izinden kullanma, o zaman telafi çalışması yapıyoruz. Bayram öncesi ve sonrasındaki süreleri 2 aylık süre içinde telafi eder misin? Günlük 11 saati de aşmamak kaydıyla diyor. Böyle uygulama, ama çoğu da izin alıyor. Bazıları da kafa izni alıp gönderiyor. En güzel işverenler onlar. Yani 9 günlük tatilin aslında özel sektör içinde bir anlam taşıması gerekiyor. Yani buna dair bir ya bir şey yapıyorsak bence iki tarafı da bağlamalı. Ülkeyi mi kapatalım yani? Ya kapatma değil ki bu. Yani yeteri kadar tatile gidecek, yeteri kadar personel edecek. Bırakıp tabii evet, zaten aslında bu da tartışmalı. Tabii tatili kim sevmez, hepimiz çok seviyoruz ama hani üretimi aksatan, ekonomiyi, gerçi zaman, bu aralar soğumasına ihtiyacımız var ama tatilde de bayramda da para harcıyoruz. O zaman bir gruba veriyoruz. Ben de memurluk yaptım. Bana veriliyordu. Ben idare izni alıyordum ama arkadaşlarım alamıyordu mesela. Evet, o tabii yine yani adaletsizlik var yani. Karşılaştırma olarak orada doğru değil. Evet. İkiniz de çalışanız. Biriniz doğum izni alıyorsunuz, 6 ay ücretsizini zor kullanırken, diğeriniz 2 yıl boyunca ücretsizini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bunlar arasında ciddi şeyler var. Burada da bir farklılıklar adaletsizlik var. Var. Yani bu izinlerde de var. Yani bunlar çok kişi için çok anlam ifade etmediğini söylemek gerekir. Peki, bunu bir düşünelim. Reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili Nedim Türkmen'e ve İsmail Sevinç'e çok teşekkür ediyorum. Süremizi yemişiz, yutmuşuz. İsmail yani. Bey yedi. Benim bir kusurum yok. Bakın dakikaları kontrol edin. Hep siz yiyordunuz, biraz da o yesin. Tamam, problem yok. Ayrıca çok umut dolu, iyi niyetli konuşuyor İsmail Bey. Mutlu ediyor beni yani. Birazcık böyle bir umut ediyorum. Her ne kadar onun düşüncelerine katılmasak da biz Nedim Bey'le yine de dinlemek hoşa gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Tamam. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasında daha gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.